Aspendos'u 600 dönüm olan bir vilayet. Burada hamamları, aynalı çarşısı, kapalı çarşı yani, askeriyesi, üniversitesi, hamamları, kanalizasyonu, zindanı, pazar yeri, su şebekesi olan bir vilayet şeklinde. 600 dönüm yuvarlak bir tepe üzerine kurulmuştur Aspendos vilayeti. O kitaplarda okuduğuma göre erkek olduğunu okudum orada. Buranın geliri işte köprü, pazar köprüsünü bağlıyor. Köprü çayını yükseltiyor suyunu. Kayıklarla Aspendos'a kadar gelip ticaret yapılıyor. Aspendos tabii bizim çocukluğumuzdan başladı turist gelmeye. Aspendos'a ta o zamandan yayan, şu bu olarak turistler gelirdi. Hatta 1951-52'de çok gelen bir turist vardı. Mezar taşları vardır o zamandan yazılı. Bu adam gelip onların otokopisini çekiyordu. Ve gidiyordu orada tanıtıyormuş, para alıyormuş. Çok geldi. Dedem de kulağa duymaz ama onunla ona eşlik ederdi. Irmağa bakmışlar bizim. Ey Hasan amca demiş, su akar Türk bakar demiş. Yani bu suyu değerlendirmenizi istemiş. Ve şimdi baraj yapıldı. Tabii kanalatlar döşendi. Herkes bu kanalatlardan menfaatlanıyor. Sulu tarım oluyor. Biraz daha verim artıyor. Tarihi eserler kolay yapılmamış. Aspendos 24 senede yapılmış. Bunun bir hikayesi var. Bu Gökçelerden gelen su kemerleri, işte gördüğünüz kemerler o zaman yapılmış. Koya birisi aynı saatte yapmış, öteki de aynı saatte kızı ortasından pelmiş. 15 senede belki su geldi, 24 senede Aspendos yapılmış. 24 sene kralın kızı durur mu? Bu efsanesi. Aspendos'tan hariç Betotman sahası, efendime söyleyeyim, pazar yeri, aynalı çarşısı, kanalizasyonu ve bunun gibi birçok şey olan 600 dönümlük bir vilayet burası. Burası Çinili'ydi. Bunlar şey olarak Çin'i yapmışlar. Çinliler zamanla dökülü. Şimdi bu şekilde görünüyor. Bu suaların ismi Kongere Mare diye kireç, kıl, yumurta akı gibi bazı şeylerle karıştırılar. Çin'i yapılmış Selçuklar zamanında saray olarak da kullandıkları da söyleniyor.